Yeniden merhaba. Potpourri Yastık'ta şimdi yeni bölüme başlıyorum. Biliyorsunuz en son buraya kadar geldik ve şimdi biraz daha büyütelim. Bu renkle devam edeceğim ben ve köşeye yakın herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Şuradan başlıyorum. Arka katına batıyorum ve ipi geçiriyorum. Bir zincir çekip diğer sık iğneye batıyorum ve bu şekilde sık iğne yapıyorum. Köşeye battım. İki zincir çekip köşedeki diğer zincire batıp sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bir alt sırada olduğu gibi etrafını dolanalım. Şurada bitirirken tekrar buluşuruz. Sıra sonundayım. Ve sonuncu sık iğneyi yapıyorum. Biraz mesafe bırakarak ipi kesiyorum. Ve iğne yardımıyla hemen şuradaki iki katına batıyorum. Ve buradan da şuradaki trabzanın tek katını alıp arka taraftaki bu katıyla birlikte aşağı iniyorum ve burada gizliyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Yeni sırada ikili trabzan yapacağız. O yüzden başlarken şuradan başlayalım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Hemen şöyle köşeye yakın bir yerden yine trabzanın arka katına batarak ikili trabzan yapıyorum. Sık iğnelerin arka tarafına batarak ikili trabzan yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Köşedeki iki zincirin ilkine batıyorum. İkili trabzan. Araya bir zincir döndürüyorum. Ve tekrar diğer zincire batıyorum. Köşe zincirini. İkili trabzan. Ve kenardaki sık iğnelerin arka katına batarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Ön katları kalacak. Bu şekilde ikili trabzan yapalım. Etrafını dolanalım. Şurada bitirirken tekrar görüşürüz. Sıranın sonuna geldim. İkili trabzan yaparak ilerledik bu sırada, hatırlayalım. Sonuncu ikili trabzanı yaptım. İpi biraz mesafe bırakarak kesiyorum. Normalde başlangıç ilmeğini batıp kaydırarak bir zincir çekiyordum ama şimdi üstteki katlarını kullandığım için şunlar sorun yaratabilir. O yüzden şuradan tığ geçiriyorum şu iki katına. İnce tığla da yapabilirim. İğneyle yapabildiğim gibi bu şekilde geçirdim. İpi içinden geçirdikten sonra şunu şöyle biraz çektireyim. Şuradaki katından aşağıya verdiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi trabzan oldu. Ve içinden alırsam, içinden geçirsem daha sağlam olacak. Daha sonra ben tığ yardımıyla gizleyeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi rahatlıkla artık şunlara batabilirim. Ama
başlangıç ilmeğine batıp bir zincir çekip batsaydım şunlar kaybolacaktı ve zorluk çekecektim. O yüzden de arka katlarını kullandığımda bu şekilde ipi kesmek daha mantıklı. Yeni sıraya başlayacağım şimdi. Şurada hatırlayalım. Ön kısımlarını boş bırakmıştım. Şimdi ön kısımlarını kullanacağım. O yüzden şöyle herhangi bir köşeye yakın noktadan başlayabilirim. Çünkü geldiğimde zaten ipi keseceğim. Fark etmez yani batacağınız yer. Batıyorum. Pardon, şuradaki katına boş bıraktım. Dediğim gibi fark etmez. Çünkü dolandıktan sonra tekrar ipi keseceğiz. İpi geçiriyorum. Burada başlangıç ilmeği çekmiyorum. Çünkü dediğim gibi burada başlangıç ilmeğiyle başlamak doğru değil. Bir zincir çekip sıradaki boş bıraktığım ilmeğe batıyorum. Ve şuradaki ipi de yediriyorum. Birlikte örüyorum. Böylelikle gizliyorum. Sık iğne yapıyoruz sadece bütün katlara. Şimdi köşeye geldiğimizde ise şöyle yapacağız. Sen köşeye yakın bir yerde başlamak istedim. Şuradaki köşedeki bir zincir. Bir zincirin katı. Batıyorum ona. Sık iğne. Şimdi bu tarafa doğru döneceğim. O yüzden bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Bir diğer yere batıyorum. Şuradaki katına dikkat ederek. Tekrar bir zincirden sonra sık iğne yapıyorum. Şurada köşe oluştu artık. Ve yine aynı şekilde boş bıraktığım katlarını batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle tutarak daha rahat da yapabilirsiniz. Bu şekilde sık iğne. Evet. Böyle yaparak etrafını dolanacağız. Köşeye geldiğimizde ise bu şekilde yapacağız. Sık iğne, bir zincir, tekrar öbür tarafa dönerken sık iğne yaparak bu şekilde katlarını dolanacağız. Bu şekilde devam edelim. Şurada bitirirken yine buluşuruz. Evet, sıra sonundayım. Sık iğne yaparak ilerlemiştik. Hatırlayalım. Sonuncu yere de batıyorum. Sık iğne. Burada ipi başlangıç ilmeğine biraz ipi uzun bırakarak geçireceğim. Çünkü önde olacağı için çirkin gözükmesini istemeyiz. Şuradan tığla yapıyorum ben. İğneyle de olabilir ama tığla da yapılabileceğini görebilirsiniz. İnce bir tığla tabii. İlmeği bu şekilde geçiriyorum. İpi aldım. Buradan da katın, hatta şuradaki katını da almakta fayda var. Göstereyim ama önce şu tek katını alayım. Buradan ise ipi geçiriyorum arkaya. Biraz çektirince bu normal ilmek yapmışız gibi oldu. Buradaki ipi de şuradaki katlarından aşağı indirirseniz görüntüsü doğru olur. Şuradan da arkaya veriyorum. Biz şunu yaptık. Şu katı. Gördüğünüz gibi tamam oldu. Arkadan da gizleyeceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yeni sıraya başlayacağım. Burada tabii bir sürü marker görüyorsunuz. Bunlar ne olacak şimdi ama şimdi göreceksiniz. Şuradaki köşeden itibaren başlayacağım. Burada tığımı değiştireyim müsaadenizle. Şurada köşede
Hatırlayalım. Bir zincir çekmiştim. Oraya batıyorum. Şu şekilde bir zinciri arka katına. Aslında biraz öncesinden başlayayım daha iyi. Bir, iki trabzan öncesinden başlayalım. İpi geçirdim. Biraz mesafe bırakarak. Bir zincir çektim. Diğer ikili trabzanın arka katına battım. Sık iğne. Şimdi burası köşedeki bir zincir. Oraya batıyorum. Arka katına. Dikkatli şekilde. Sık iğne. İki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğne. Köşeyi oluşturdum. Takayım şuraya. Buradayım. Şuradaki köşeye dokunmuyorum. Burası kalacak. Şuradan bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Ta ip alıyorum. Şuradan da sayarsanız, ben tabii yer belirledim ama şurası benim ortadaki bir zincir olan köşe. Ondan sonra bir, iki trabzan atlıyorsunuz. Şurası köşedeki bir zincir. Şuradan sayıyoruz. Bir, iki sık iğne atlıyorsunuz. Üçüncüsünü batıp ikili trabzan yapacağız. Battım. Ve ikili trabzan yaptım. Çıkarıyorum. Arkadan bir boş bırakıyorum. Ve yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. İki. Buradan da batacağınız nokta. Ben tabii marker taktım kendime, yer belli olsun diye. Yine şuradan sayıyoruz. Bir, iki, üçüncü sık iğneye batıp ikili trabzan yapıyoruz. İki katını alarak yapıyoruz bu arada. Sık iğneyi. Bunu da çıkarayım. Yine arkadan bir boşluk bırakıyorum. İki tane sık iğne. Ve yine buradan bir, iki tane atlıyorum. Üçüncü sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. Bunu da çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buradan bir boşluk bırakıyorum. Altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, arka katlarına batıyorum bu arada. İki, üç, dört, 5, bu da 6. Ta ip alıyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğneye batıyorum. 2 katına batıyorum bu arada. Şu şekilde batıyorum. İkili trabzan. Buradan yine bir boşluk bırakıyorum. İki tane sık iğne. Ve yine buradan iki tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan. Tekrar buradan bir boşluk. İki tane sık iğne. Ve 1, 2 atlıyorum. 3. sık iğneye batıyorum. 2 katına. İkili trabzan. Bir, iki, üç, dört.
arkadan bir boşluk bırakıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Burası tam orta noktası. Şimdi bu tarafı bu tarafa geçireceğiz. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne atlıyorum. Altıncısını batıp ikili trabzan yapıyorum. İki katını alarak. Battım. İkili trabzan. Çıkardım. Şimdi simetrisini yapıyorum. Şuradayım. Şunu yapacağım, şunu yapacağım ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Tekrar bir boşluk bırakıyorum. İki tane sık iğne. Alt kattan bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan. Arkadan bir boşluk bırakıyorum. İki tane sık iğne. Buradan yine sayıyorum. 1, 2. Üçüncü sık iğnenin iki katına batıyorum. İkili trabzan. Üç tane yaptım. Geriye üç tane kaldı. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir boşluk bırakıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinciye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İki katına batarak. Tekrar buradan bir boşluk bırakıyorum. İki tane sık iğne. Alttan yine bir, iki boşluk. İki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan. Şunu çıkarayım. Tekrar buradan bir boşluk bırakıyorum. İki tane sık iğne. Buradan bir, iki boşluk. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan. Şurayı da yaptım. Şimdi köşeyi yapacağım. Ve bunun aynısını siz diğer 3 tane kenara da yapacaksınız. Şuraya kadar da birlikte dönelim. Şunu da çıkarayım. Bir boşluk bırakıyorum. Bir, iki tane sık iğne. Ki şu anda öyleydi. Sonrasında köşedeki bir zincire batıyorum. Sık iğne, iki zincir çekiyorum köşe için. Markerı takıyorum buraya. Çevireyim. Ve aynı yere batıyorum. Sık iğne, köşeyi oluşturdum. Şimdi bu tarafa doğru birlikte yapalım. Başlayalım. Hemen ilk ikili trabzana batıyorum sık iğne. Bir tane daha yapıyorum. İkinci sık iğne. Ta ip alıyorum. Buradan sayıyorum. Şurası köşedeki bir zincir. 1 2 3. Sık iğnenin iki katına batıyorum ikili trabzan ve yine arkadan bir boşluk bırakıyorum. 2 tane sık iğne ve burada yaptığımı tekrar ediyorum diğerlerini. Biz şu anda şunu yapacağız. Buradan iki tane boş bırakıp ikinci ikili trabzanı yapacaksınız. Ve bunu bu şekilde devam ettire etrafını dolanacağız. Bir tanesini yaptık zaten. Aynısının tekrarını diğer üç tane kenara da yapacaksınız lütfen. Bu şekilde devam edelim. Şurada bitirirken sırayı tekrar buluşuruz. Sıra sonundayım. Bir boşluk bırakıp iki tane sık iğne yapıp alttaki sıradan 1 2 atlayıp 3. sık iğnenin iki katına batarak sonuncu ikili trabzanı yapıyorum. Ve tekrar buradan bir boşluk bırakıp
Şuraya batıyorum. Sık iğne ve ipi biraz uzun bırakıyorum. Burada şimdi ince tığlar gizleyelim. Şuradan hemen şuradaki trabzanın iki katına batıyorum. İpi içinden geçiriyorum. Buradaki trabzanın tek katından aşağıya doğru indiriyorum. Şuradaki katını da alarak arkadaki. Burada iyice gizliyorum. Bu şekilde sırayı bitirmiş oluyoruz. Yeni sıraya başlıyorum ama ben sizden önce başladım. Şöyle ki normal kamerayı bastığımı zannediyorum ama ortalara geldim, bir baktım, tamam, kamera kayıt yapmış, silmedim. Tekrar sizinle başlamam gereken yere kadar ilerledim. Yani bir şey değişmeyecek aslında. Sizinle de başlarken aynı noktadan başlayacaktım. Şimdi tam o noktadayım. Siz şimdi şöyle yapacaksınız. Yeni renk tonunuzu alıp başlayacağınız nokta ise herhangi bir köşeden başlanabilir. Köşenin şuradaki ikili trabzanın üzerine batıyorsunuz. Sık iğne yapıyorsunuz. İpi kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yapıyoruz. Şuradan da başlayabilirsiniz. Kaydırarak yapanlar için. Benim şu anda başladığım gibi. Ben ipi şuraya geçirdim başlarken, sonra bir zincir çektim, şuradaki ikili trabzanın üzerine geldim, tam o noktadan itibaren başladım. Siz de bu şekilde yapacaksınız. Kaydırma yapanlar için buraya ipi geçirip bir zincir çekip şuradaki ikili trabzanın üzerine gelip sık iğne, arka katını tabi batarak sık iğne yaparak buradan itibaren başlayacaklar. Ama başlangıç ilmeğini çekenler direkt şuradan başlayabilirler. Yani ikili trabzan üzerine sık iğne yapabilirler. Bu noktadayız şimdi. Yani bir şey değişmeyecek. Şimdi buradan itibaren devam edeceğiz. Siz aynı şeyleri diğer kenarlara yapacaksınız. Ben de sizinle yeni başlıyormuşum gibi ikili trabzanın üzerinde arka katında sık iğne yaptım. Yapacağımız şey şu olacak. Önce tığa 2 doluyorum. Bizim şuradaki alt sıradaki beyaz renk olan orta noktaya çektiğimiz bir zincir vardı. Oraya batıyorum. İpi de yedirerek devam etmişim. Oradaki bir zincire batıyorum. Şu ipi, pardon. Şöyle yapayım, tam belli olsun. Bir zincire batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Yaptım, tığa 2 dolamıştım. Buradan bir boşluk bırakıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Köşedeki 2 zincirdeyim şu anda. İlkine batıyorum, arka katına sık iğne, 2 zincir çekiyorum. Diğerine batıyorum. Ve iki zinciri tutturacağım şimdi ve köşeyi oluşturacağım. Çeviriyorum. Ve diğer zincirin katına batıyorum. İki zinciri, köşeyi oluşturdum. Şimdi buradan itibaren başlayalım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir. Yanındakine batıyorum. İki. İki tane sık iğne yaptım. İki zinciri battım. Sık iğneyi saymıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Burada ikili trabzan ve 1 tane sık iğne var. Tığa 2 doladım. Yine aynı yere batıyorum, köşeye. Az önce üçlü trabzan yaptığım yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Buradan şuradaki sık iğneyi atlıyorum. İkili trabzanın üzerine batıyorum. Arka katına tabii ve sık iğne. Bütün köşeleri bu şekilde yapacağız. Bakın ben de aynı şekilde yaptım. Sonrasında biraz ip alayım. Bu birinci sık iğne. 2, arka katlarına batıyorum. 3,
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne yapıyoruz. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzanın üzerine sık iğne ile battım ve 9 tane sık iğne yaptım. Tığa 2 doluyorum. Batacağım nokta şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 2 doluyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Kapatıyorum. Arkadan 1, 2 boşluk bırakıyorum. Ve 11 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Arka katlarını batarak yapıyorum. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bu da 11. 11 tane sık iğne yaptım. Tekrar tığa 2 doluyorum. Alt sıradaki 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Burası tam orta noktası. Buradan da bakın 1, 2, üçüncüsü. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. Kapamıyorum. Burayı kapamıyorum. Tığa 2 doluyorum. Bu üçlü trabzanın şuradaki 2 katını alıyorum. Aldım. Bu taraftan da 2 kat var. Tam orta noktasına battım da denilebilir. Batıp buraya aynı yere 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Bu 1. 2 doladım. Tekrar aynı noktaya battım. Bu ikinci üçlü trabzan. 2 doladım. Tekrar aynı yere battım. Bu da üçüncü üçlü trabzan. Tığda 5 tane ilmek var ve tek seferde şimdi kapatıyorum. Buradan bir boşluk bırakıyorum ve yine 11 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, üçüncüsü iyi batmadım gördüğünüz gibi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bu da 11. 11 tane sık iğne yaptım. Ve tekrar tığa 2 doluyorum. Buradan sayıyorum 1, 2, 3.'ye batıyorum. Üçlü trabzan. Kapatıyorum. Tekrar tığa 2 doluyorum. Yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Kapatıyorum. Arkadan 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şuraya. Ve yine 9 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayılar niye böyle oldu ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Evet, 8. 8. Şuradan sayayım. Bazen böyle eksik gelebiliyor gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Burası da 9 mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Gördüğünüz gibi canlı canlı bir eksik sayı. Eksik sayı olunca bu burayı nasıl düzelteceğim? Şöyle yapacağım. 8. Şuradaki sık iğneye de batacağım. Sizin bazen böyle gelebilir. Benim geldi örneğin. Aa evet tamam buldum. Şuradan 3 tane bırakmışım. Bakın 1, 2 gördünüz mü? 2 tane bırakmam gerekiyor. Hemen düzelteyim. Şu
şuraya batmışım bakın. 1, 2, 3 tane bırakmışım. 2 tane bırakmam lazım. Çünkü ben 2 tane üçlü trabzan yaptım. Tamam, şimdi sayı tam gelecek. 1. İşte dikkat etmek gerekiyor. 2, 3, 4, 5. Araya sıkışıyor çünkü. 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptım. Şu an sayı tam geldi. Tam şuraya dikkat etmek gerekiyor. Bazen gözümüzden kaçabiliyor. O yüzden de hemen arkaya biraz bakabilirsiniz sökmeden önce. Tekrar 2 doluyorum. Batacağım nokta şuradaki köşe. Marker takarak belirlemişim. Üçlü trabzan yapıyorum. Şu an sizinle aslında başladığım noktadayım. Bu noktadayım. Şuradaki köşeyi de yapalım. Diğerlerini aynı şekilde yapacaksınız. Bir boşluk bırakıyorum. 2 tane sık iğne. Köşedeki 2 zincire geldim. İlkine batıyorum. Sık iğne. Sonra 2 zincir çekip tekrar diğer zinciri batıyorum. Sık iğne. Köşeyi oluşturdum. Hemen şuradaki 1-2 tane sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Arkadaki katlarına ve tekrar tığa 2 doluyorum. Şunu çıkarayım artık. Ve buradaki köşeye batıp yine üçlü trabzan yapıyorum. 1-2-3. Buradan bir boşluk bırakıyorum ve buradaki ikili trabzanın üzerine batarak tekrar 9 tane sık iğne yapıp neyi tekrarlıyoruz? Şurayı tekrarlıyoruz. 2 tane üçlü trabzan yap. Bu şekilde devam edip diğer kenarları da yaparsanız kolaylıkla ilerleyebiliriz ve şurada tekrar bitirirken buluşuruz. Sıranın sonundayım. Şuradaki sık iğneyi yapıyorum. Ve biraz ipi uzun bırakarak kesiyorum. Diğer tığı alıyorum. Şuradaki trabzanın iki katını batıp şuradaki ipi buradan geçiriyorum. Aynı zamanda şuradaki trabzanın arka katından aşağıya doğru veriyorum. Şu katı da alarak tekrar arkada iyice gizleyeceğim. Bu şekilde sırayı bitirmiş oluyorum. Evet, böylelikle bu bölümü bitirmiş oluyorum. Bugün sevgililer günü, sevgilisi olan, olmayan herkese keyifli günler diliyorum. Bence günleri çok fazla sıkıştırılmış, günleri çok fazla da ciddiye almayın. Her gün sevgililer günü, sevgilisi olanlar için, olmayanlar için de kendi insanın kendi kendisinden daha değerli ne olabilir ki? Değerli olan sizsiniz bence. O yüzden de dediğim gibi sevgilisi olanın olmayanın sevgililer gününü kutluyorum. Ve görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Instagram adresim örgü diyalektik. Görüşmek üzere.